Evet, şu bölümü şimdi gümüş gri, yani şu kenarları boyadığımız metalik renge boyayacağız. Evet, şimdi bu aşama biraz hem uğraştıracağım de zaman alıcı bir uğraş. Şu anda baltamız o kadar büyük oldu ki şeye sığdıramıyorum. Kadraja sığdıramıyorum. Çünkü burada şimdi sap kısmını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kamerayı ona göre ayarladım. Şimdi yapmamız gereken şu. Sap kısmına borumuzu ekleyelim. Ekledikten sonra borunun dışarıda kalan kısmını şu şekilde bir şey yapalım, çizerek belli edelim. Bu bizim şey işlemine sardığımız o küçük kağıtları nereden itibaren yapıştıracağımızı belirtiyor. Şu bölümde içeri girecek kısım, sapın içine girecek kısım. Evet, kağıtlarımızı alalım, önceden hazırladığımız. Bu işlemin tamamını göstermeyeceğim, sadece nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu işlem en yukarıdan en alt kısma kadar yapılacak. Evet, şimdi tamamen yaptık. Şu alt kısmında biraz kaldı. Onu da bıraktım, sonra yapacağım. Şimdi varsa eğer şöyle bir şeyle kağıt bantla daha kalın varsa daha güzel olur. Şu şekilde tamamen baştan sona saracağız. Bunu yapmasanız da olur. Ama yapmanızı tavsiye ederim varsa eğer. Kalın olanlarla daha rahat sararsınız. Evet, tamamını kapladım. Şunu da açıklayayım. Bu siyah olan yerler, bunlar önemli bir şey değil. Kağıt bandım yetmediği için elektrik bandı kullandım. O da aynı etkiyi görecektir. Ama kağıt bant daha ucuz olduğu için onu kullanmak istemiştim. Şimdi yapacağımız bir diğer işlem. Veya tutkalımızda tamamını, sap kısmının tamamını kaplayacağız. Yani boyar gibi. Veya tutkalla kaplayacağız. Bu işlemi de örnek olsun diye şöyle göstereyim. Ondan sonrasını videomuzu uzatmamak için çekmeyeceğim, göstermeyeceğim. Evet, yapmış olduğumuz sap tutkalı da kurudu. Tutkal işleminden sonra. Şimdi şunu yapacağız. Şöyle bir tane halka kestim ben. İçi de boş olacak şekilde. Bunu şu şekilde geçirip şuraya sıcak silikonla şey yapacağım, sabitleyeceğim. Ben sadece birini göstereceğim. Çünkü iki işlem de aynı olacak. İkisinde de yapacağım işlem birbirinin aynısı olacak. O yüzden sadece bir tanesini göstereceğim. Diğer şeyimiz de halkamızı şuraya yapacağız. Yani göz kararı belli bir miktar aşağı tarafına, uzun bir kısmı da boş bırakacağız. Evet, şimdi bunun etrafını kaplamak için ben seramik hamuru kullanacağım. Eğer sizde seramik hamuru yoksa şişe de kullanabilirsiniz. Oyun hamuru.
aynı etkiyi görecektir. Biraz peçete alalım. Bu peçeteleri küçük parçalara ayıracağız. Daha sonra bunları şeyin yüzeyine, yapmış olduğumuz şeklin yüzeyine tek tek yapıştıracağız. Evet, peçeteyle sarma işlemini yaptım. Şimdi kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra da boyama işlemine geçiyoruz. Evet, şu parçalar kurudu. Şimdi en alt kısma, buraya daha önceden biten kağıt bandımın şu şekilde yapıştıracağım. Daha sonra da etrafını şeyle saracağım. Gazeteyle saracağım. Pardon, gazeteyle diyorum. Bantla saracağım etrafını. Evet.
Şimdi bunun etrafına bantla saracağım. O işlemi videoya almaya gerek yok. Ben alt halkayı bezle sardım tamamını. Bu şekilde biraz hem kalın durdu hem de sağlam oldu. Bantla da yapabilirsiniz, bezle de. Ama bez çok daha sağlam olacaktır. Özellikle şöyle benim bulduğum gibi güzel bez bulabilirseniz veya şey de olabilir. O da çok güzel olur. Enli lastik bazı çalışmalarda kullandığımız. Hatta o daha da iyi olur. Onu bulabilirseniz. Çünkü bunu sararken biraz sıkı sarmanız gerekiyor. Lastikte ise gerdirerek saracağınız için daha güzel olabilir. Eğer enli lastik bulursanız enli lastikle yapın. Bulamazsanız da bezle veya onu da bulamazsanız şeyle kağıt bant veya elektrik bandıyla yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle boyama kısmını atlıyorum. Boyama kısmını geçeceğim. Çünkü yapacağımız tek şey önce siyaha boyayacağız. Siyaha boyama işlemi bittikten sonra da metalik griye boyayacağız. Şu rengi. Gümüş gri veya metalik gri artık neyse. Ondan sonra da son detayları verip çalışmamızı bitireceğiz.